Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının kullanımını azalttığını açıkladı. Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nden Jack Detich tarafından yayınlanan haberde, Ukrayna ordusunun Rusya'nın hava savunma sistemi nedeniyle ülkenin doğusundaki Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının uçuş sayısını azalttığını belirtti. Ukrayna ordusun isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri personele atıfta bulunulan haberde, Ukrayna kuvvetlerinin Rus hava savunma sistemlerinin yoğunluğu nedeniyle savaşın başlarında büyük ölçüde kullanılan bayraktar TB2'lerin kullanımının büyük ölçüde durdurduğu aktarıldı. Haberde Ukraynalı yetkililerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan insansız hava araçlarının da Donbas üzerinde güçlendirilmiş Rus hava savunması tarafından vurulacağından giderek daha fazla endişe duydukları bildiriliyor. Ukrayna kuvvetlerinin hava operasyonlarını günde 20 ila 30 sortiye indirdiği ve aktif pilotlar için uygun uçak açığıyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Rus kuvvetleri Ukrayna operasyonlarını geçersiz kılmak ve Rus kuvvetlerinin ilerleme sağlamak için bağımlı olduğu topçu sistemlerini korumak için Doğu Ukrayna'ya hava savunması konuşlandırmaya büyük olasılıkla öncelik veriyor. Bununla birlikte Ukrayna hava kuvvetleri ve silahlı insansız hava araçları geçen hafta Herson Oblastındaki hedeflere birkaç başarılı saldırıda bulunarak başka yerlerde aktif olmaya devam ediyor denildi. Ancak Ukrayna ordusunun insansız hava araçları ile saldırılarının başka bölgelerde başarılı şekilde uygulandığı kaydedildi. Birçok uzman Ukrayna ordusunun savaşın başında Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını etkili şekilde kullanmış olsa da çok daha etkili kullanmanın mümkün olduğunu ancak Ukrayna ordusunun bunu başaramadığını belirtiyor. Diğer yandan Ukraynalılar ise Türkiye'den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı almak için kampanya başlattı. Ukraynalılar tarafından başlatılan kampanya kapsamında Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın alabilmek için 202 milyondan fazla grivna toplandı. Toplanan parayla 2 adet Bayraktar TB2 alınabileceği kaydedildi. Alman Silahlı Kuvvetlerinden emekli General Udo Euliga, Donbas'taki durumun kendisini endişelendirdiğini, orada yoğunlaşan ve yeniden yapılanan Rus ordusunun büyük bir maddi ve teknik avantajı olduğunu belirtti. Oyliga, Kiev batıdan ağır silahlar istiyor ama aslında çok fonksiyonlu insansız hava araçlarına ihtiyaçları var. İnsansız sistemlerin çok etkili ve verimli olduğunu Kafkasya'daki savaşta Azerbaycan ordusunun muharebelerde kullandığı zaman gördük. Bütün dünya buna şahit oldu. Ukrayna ordusu için insansız hava araçları, Rus saldırılarını püskürtmede çok önemli ve etkili bir rol oynayabilir. Şimdi Rus ordusunun yeniden gruplandırılmasında bazı değişiklikler görüyorum zayıflıklar Donbas'ta destek alarak daha iyi bir takım oluşturarak ve daha iyi taktik kararlar alarak telafi edilir. Bütün bunlar savaşın başlangıcında belirli başarısızlıkların üstesinden gelmelerini sağlar. Ama uzun bir savaş olacak. Şu anda ateşkes için herhangi bir şans görmüyorum. Bu elbette ancak her iki taraf da istediklerini elde ettiklerine ikna olduklarında gerçekleşecek dedi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamaya göre Rus ordusunun gün içinde gerçekleştirdiği hava saldırıları neticesinde 650'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü. Bununla birlikte 24 saatte 17 tank ve başka zırhlı araç, 3 Smerch çoklu roket atar sistemi muharebe aracı, 17 özel otomobil ortadan kaldırıldı. Konaşenkov, Donbas'taki Ukrayna ordusunun personeli arasında ağır kayıplar yaşadığını söyledi. Konaşenkov, Mirnaya Dolina yerleşimi yakınlarında Ukrayna ordusunun 57. motorlu piyade Tugay'ının 34. taburu mağlup edildi. İki gün içinde 150'den fazla can kaybı oldu, 450 kadar asker de yaralandı. Bu taburun her bir bölüğünde 20'den fazla asker kalmadı. Komuta personeli astlarını terk etti ve savaş alanından ayrıldı dedi. Dün Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Badnar'ın Rusya'nın çaldığı tahılları Türkiye'deki limanlara getirdiği yönündeki suçlamalarla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye olarak bu ürünlerin gelmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinde de bu konuları ele aldıklarını, hem bakan düzeyinde hem de Lavrov ile gelen teknik ekiplerle Türkiye'nin teknik ekipleri ve uzmanları arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini dile getirdi. Türkiye olarak BM ile çalıştıklarını, tüm tarafları çalışmalar hakkında bilgilendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın tahıllarının çalındığına ilişkin iddiasına karşılık bu iddialar bize de geldi. Ukrayna tarafından da ara ara bu tür bilgiler geliyor. Biz, her iddiayı ciddiye alıyoruz ve ciddi şekilde araştırıyoruz, sonucunu da özellikle Ukrayna tarafına bildiriyoruz her seferinde. Aslında gayet basit, bu süreci takip etmek de kolay, 6 dolarlık bir programla hangi geminin nereden geldiği, ne taşıdığı bunlar takip ediliyor. Bırakın yetkilileri herhangi bir vatandaş bile elindeki telefona ya da bilgisayarına yüklediği programla uçakların ve gemilerin seyri seferini gayet kolay şekilde takip edebilir. Biz, bu iddialar neticesinde her iddiayı ciddiye alarak incelemelerde de bulunduk. Gemilerin hareket limanlarının ve ürünlerin menşeinin bizim yaptığımız incelemelerde, Türkiye ile ilgili iddialar ortaya atıldıktan sonra menşeinin kayıtlarda Rusya olduğunu da gördük. Biz Ukrayna'nın tahılının ya da herhangi bir ürününün Rusya veya başka bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru şekilde, illegal bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz. Bu konuda devletimizin ve yetkili kurumlarımızın kararlılığı tamdır." dedi. Diğer yandan doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının düşmesi ve Amerika'nın Teksas eyaletinde bulunan Freeport LNG terminalinin yangın sebebiyle kapatılması etkili oldu. Avrupa'da 8 Haziran'da 79,40 avrodan işlem gören doğal gazın megawatt saat fiyatı dün %60 artarak 127,17 avroya yükseldi. Dün 127,17 avroya çıkan doğal gazın megawatt saat fiyatı 2 haftada %60 arttı. Öte yandan Türk Hava Yolları, Portekiz'deki ikinci noktası olan Porto'dan karşılıklı sefer sayısında artışa gitti. Verilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın 2015 yılında başlayan Porto seferleri haftada 4 gün olarak gerçekleştirildi. 2019 yılında karşılıklı sefer sayısı yazın haftada 10'a, kışın ise 7'ye çıktı. Ancak pandemi ile seferlere ara verilmek zorunda kalındı. 2021 yılında Portoya uçuşlar başlarken 2022 yılıyla birlikte seferler sayısında yeniden eski günlere dönüldü. Porto'dan Türkiye'ye karşılıklı seferler yaz döneminde haftada 10 uçağa çıkarılırken ilerleyen dönemde sayının artması bekleniyor. Türk Hava Yolları Porto müdürü Ahmet Şahiner pandemi nedeniyle bir süre ara verilen seferlerin 2021 yılında yeniden başladığını söyledi. Şahiner, 2022 yılı ile birlikte Portekiz'den gelen yolcu sayısında artış yaşandığını, yaz tarifesiyle birlikte rakamların rekor seviyesine ulaştığını kaydetti. Havacılık sektörünün pandemi döneminden olumsuz etkilendiğini ancak Türk Hava Yolları'nın bu dönemi sorunsuz atlattığını kaydeden Şahiner, diğer rakiplerimizden pozitif ayrışarak daha hızlı toparlandık. 2019 yılında ulaştığımız kapasiteyi 2022 yılında yeniden yakaladık. Bugün itibarıyla Portekiz'den gelen yolcu sayısında 2019'u geçtik diye konuştu. Portekizlilerin de özellikle İstanbul ve Kapadokya'yı çok sevdiğini kaydeden Şahinler, bunun dışında Antalya ve İzmir diğer önemli noktalarımız. Haliyle bizim sefer artırmamız, burada çalışmalar yapmamız Türkiye'ye turist potansiyelini ciddi bir şekilde yükseltmiş oluyor şeklinde konuştu.